Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Alp. Hocam, İstanbul Blockchain Okulu projesi kapsamında sizin gibi sektörde önde gelen kişilerle röportaj serimizi devam ettiriyoruz. Siz de bu teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hocam, sektörde zaten sizi çok fazla kişi tanıdığını eminim ama belki bir blockchain kripto paralarla ilgili ilk defa belki bu röportajı izleyerek haberi olan arkadaşlar için kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz? Tabii ki tanıtayım. İsmim Turan Sert. Zaten çıkacak ama hani tanımayanlar için işte öğrenim hayatından bahsederek tabii uzun yıllar geçti artık ama Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunuyum. Arkasından Arthur Andersen'da ve Garanti Bankası'nda çalıştım. Sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da Harvard Business School'da MBA'mi tamamladım. Sonra New York'ta Booz Allen Hamilton isimli bir danışmanlık firmasında 3 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğümde 2005'li yıl olarak ve o zamandan sonra 2014 yılına kadar Fibo Holding'de çalıştım. İşte Murat Özey'le birlikte. Arkasından Özel Üniversitesi'ne geçtim. Özel Üniversitesi'nde 2 yıl kadar oranın idari işlerinden sorumluydum. Daha sonrasında kendi startup'ımı kurmak için ayrıldım 2016 yılında. 3 yıl kadar da kendi startup'ımla uğraştım. Ve bu arada da blockchain'le karşılaşmış oldum diyeyim. Geçmişimde hem finans hem teknoloji olduğu için aslında bunun bir kaçınılmaz sonucu olarak da blockchain'e bir şekilde bulaşmış oldum ve şu anda herhalde ondan dolayı da konuşuyoruz. Biraz istersen onlardan bahsedelim, ne dersin? Hocam, isterseniz şöyle devam edelim. Şimdi finans ve teknoloji tabanlı birisi olarak blockchain ile tanıştıktan sonra son birkaç yıldaki buradaki insanların ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela en başta çoğu kişi kripto paralarda aslında fiyatlar yükselmesiyle birlikte kripto paralarla blockchain teknolojisiyle tanıştı. Ama şu anda biraz daha o ortam değişmiş durumda. 2017'den sonra 2020 yılına geldiğimizde aslında biraz daha bu ortam değişti. Siz mesela bu ilginin ne kadar değiştiğini düşünüyorsunuz? Biraz bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yok, tabii çok doğru. Zaten aslında hani ortamın değişmesi biraz dediğin gibi başlangıçta tukaka olarak görülen, ondan sonrasında daha bir ilgi işte kripto paralarla artan bir sektörde. Onun sonrasında aslında işte kripto paranın bu blok zincir, blockchain uygulamalarının en işte yaygını, en bilineni olmasının yanında ya bu paranın dışında başka işlerde de bu kullanılabilir. Biraz daha anlaşıldıktan sonra işte merkeziyetsiz yapı, işte güvenin aracılardan alınıp işte merkeziyetsiz yapıya verilmesi, bununla olabilecek potansiyeller nelerdir diye düşündükçe aslında bir parça bu ilgi arttı. Tabii bunu ben biraz da şeye bağlıyorum artık. Bu 2001 yılları, tabii 2001 yıllarını belki bunu dinleyenler için daha doğdukları yıllar bile olabilir ama o yıllarda işte internette bir köpük, internet bubble'ı denirdi. İşte internetin daha çok altyapıları tamamlandıktan sonra ticarileşmeye başladığı zamanlar çok ciddi olarak işte özellikle Amerika'da paranın aktığı zamanlardı ve pek çok vizyon, pek çok böyle ilginç fikirler ortaya çıktı ve çok ciddi para aktı. Ama o kadar fazla para aktı ve tabii ki bu şeyin yanında, iyilerin yanında pek çok da çöp projeleri olduğu için ciddi bir böyle bir köpük oluştu. Ondan sonra patladı ama o arada da ciddi ciddi çok güzel projeler çıktı. Aslında biraz benzerlerini biz de yaşadık. İşte 2018 yılında malum işte ICO süreçlerinden vesaireden bu ciddi bir paranın akması buraya. Hani fikir işte white paper çıkartanın işte ciddi paralar alması gibi bir bu böyle bir trend olarak gitti. Bu tabii daha ne denir topluma yansıyan cinsinden daha açık blok zincir projelerinde oldu. Ve işte bilirsin o zamanlarda bir şeyler çıktı ya işte trendlerde işte Bitcoin değil blockchain falan gibisinden yani o biraz ne denir sterilize olmuş şeyler, fikirler de onlar. İşte Bitcoin tukaka görüldüğü için sterilize ettik. Aman ben Bitcoin'e inanmıyorum, blockchain'e inanmıyorum. Halbuki yani ikisi bir baktığın zaman. Hani blockchain nereden çıktı? Sonuçta Bitcoin teknolojisinin içinden çıktı. Hocam, Neyse. sizi sektörde şimdi isterseniz oraya geçelim. Herkes yazdığınız kitapla tanıyor aslında. Çoğu kişi, özellikle Evet, doğru. kripto paralarla blockchain ile ilgilenen kişiler, bir sorularla blockchain kitabınız var. İsterseniz bu kitap Evet. biraz yazım süreci, bunu ne için yazdınız, nasıl Anlatayım. oradaki Tabii, beklentiler. tabii, tabii. İsterseniz ondan bahsedelim. Tamam.
Tamam, onlara biraz girelim. Sorularla blockchain, ya dediğim gibi kendi tecrübelerimden işte hasbelkader finans ve teknoloji alanındaki birikimlerinden dolayı hani duyduktan ve inceledikten sonra ya evet hani blok zincir teknolojisi ki dediğim gibi Bitcoin'den ayırmıyorum ben bunu ciddi olarak bir potansiyeli olduğunu görmenin yanında bir anlamda şunu fark ettim. Çok teknik bir konu. Çok teknik bir konu olduğu için insanların anlaması çok zor. Yani kimle konuşsam ya ben bunu ben mesela yani Türkiye'deki çok büyük mesela yönetim danışmanlığı firmasının Türkiye Country Manager'ı ülke müdürüyle konuştuğumda ya blockchain nedir ben bilmiyorum gibisinden şeylerle karşılaştım. Dedim ki ya çok büyük potansiyeli var ilginç ama bunu insanlar maalesef anlayamıyorlar çok teknik olduğu için. Kendimle keza aynı şekilde aynı durumdaydım herkes gibi işin başlangıcında. Biraz bunu anlayabilmek için nasıl anlayabilirimi de biraz kestirebilmek için şöyle bir yol izledim kendi açımdan. Dedim ki ben en iyisi bunu hiç bilmeyen birine nasıl anlatılabilir görmeye çalışayım. Onu yapmaya çalışayım. Yani bu bir üniversite öğrencisi olabilir, bir ev hanımı olabilir, ev kadını olabilir veya ev insanı olabilir. Bir profesyonel hayatta bu işleri hiç bilmeyen biri olabilir. Neyse dediğim gibi kendimle anlayabilmek için en iyisi yazayım. Çıktı ve uzun bir yani birkaç yıllık bir araştırma sürecinden sonra tek tek yavaş yavaş yazılarımı yazmaya başladım. Ve bunu yaparken de belli bir disiplin içinde olmak için de kendime şöyle bir hedef koydum. Dedim ki her hafta bir tane yazıyı yayınlayacağım Medium'da. Ve işte 1 Mart 2018'de başladım. 1 Mart 2019'da bir yılda 52 tane yazı çıktı. Bu arada işte Kitabı yayınlamadan tabii. Medium'da yayınlamıştım. Evet yani tam birebir değil Toparlamıştım. ama kafamda belli bir şablon içinde işte hani önce nedir, ne işe yarar, sonra değişik sektörlerde nasıl kullanıldığı. Öbür taraftan tabii bunun ayrılmaz parçası işte Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paralar nedir, ne yapıyor. Biraz işin teknik kısmında blok zincir şifreleme nasıl çalışıyor, işte konsensus nasıl oluyor. Bunları ama dediğim gibi hep basitleştirip hiçbir tekniğe girmeden bu işi bilmeyenlerin anlayıcı bir şekilde yazmak için uğraştım. Dedim ki bu yazıların sonrasında da onu işte bankalarası kart merkezinin genel müdürü işte sevgili Soner Canko benim yazılarımı takip etmeye başladı ama kendisiyle tanışıklığımız yok. İşte Medium'dan okuyor, beğeniyor, highlight ediyor vesaire. Sonra LinkedIn'den ekleyip bir gün dedik ya tanışabilir miyiz? Gittim tanışmaya işte Özge Hanım vardı, Ahmet Usta vardı yanında. Dedik ya bu yazılar biz ekosistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yazılarınız da hani anlaşılabilir yazılar. Bunları bir kitap yapsak. Tamam dedim ve oradan çıktı. Yani o tüm yazılar Medium'daki yazılar değil ama çok ciddi bir kısmı. Yaklaşık herhalde bir 35-40 yazıyı içine alan. Bir yandan da dediğim gibi bu hep olayı anlayabilmek için sorduğum sorulardan denk geldi. Yani bir soru soruyorum işte şurada ne işe yarar? Şöyle nasıl kullanılır? Peki bu nasıl olur? O yüzden de dedim ki madem öyle soruları da o şekilde yapalım. Hani böyle baştan sona okunurdan ziyade hani ilgisini çeken birinin içindeki başındaki indekse bakıp ha ya yani ilgisini çeken bir soru varsa gidip oradan direkt bakabileceği bir şey olsun. O güzel bir kitap haline geldi sonra. Şöyle geri bildirimler de o zaman çok almışsınızdır diye tahmin ediyorum hocam. Hiç yani mesela bu kripto paralar, blockchain genellikle böyle işte bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi çıkışlı insanlar uğraşıyor gibi gözükse de mesela siz de kitabınızda söylediniz işte her sektörden kişiye, her farklı kişiye dokunmaya çalıştım. Şöyle mutlaka geri bildirimler almışsınızdır. İşte bu konuları hiç anlayamıyordum ama çok basit bir şekilde anlatılmış sorularla işte ben de iyi kötü bunu anlayabildim tarzında. Burada mesela biraz geri dönüşler size nasıl oldu? Ya çok çok güzel geri dönüşler oldu. Yani o açıkçası beni daha da çok teşvik etti. Kitabın yazılımından önce, yani kitabın sonrasında da öncesinde de açıkçası Medium yazılarını okuyarak da benzer şekilde çok ciddi olarak şeyler oldu. Yani mesela hatta bir hasbelkader Taksim'den geçerken mesela bizim Cemil Şinastür'ünle İsmail Hakkı Polat'ın bir orada Aksanatlı bir şeyi vardı. Zaman da denk geldi. Hadi ona gideyim dedim. Dinlemek için bir dinleyici olarak. Orada da Cemil şey yaptı böyle. İşte Turan Hoca da burada işte öyle yapar böyle yapar diye bana böyle şey yaptı. Sahneden laf attı falan. Oturduğum sıranın başındaki bir öğrenci geldi. Ben dedi sizin yazınızı okuyorum. Çok işte şey yaptım. Çok basit. Hakikaten her şeyi anlayabiliyorum. Çok teşekkür ederim diye. Hani böyle bir anda anlatabiliyor muyum? İnsanlarda anladığım kadarıyla bu çok teknik olmasından dolayı belli bir kaçma oluyor.
Bu keza işte sen de bilirsin, kripto paralarda da benzer aynı şekilde. Yani hep benzer sorular geliyor, aynen, değil yani mi? 6 sene önce çektiğim işte kripto paralarla ilgili bir videodan iyi kötü öğrenmiş. Yolda böyle gördüğü zaman biz o videodan öğrenmiştik diyen çok oluyor. İşte zaten güzel kısmı orada başlıyor. Hocam peki ben son olarak size şunu söyleyeyim. Sonuçta bu işin kitabını yazmış bir akademisyen olarak. Önümüzdeki süreci nasıl görüyorsunuz? Bu blockchain'in hayatımıza mesela bu COVID-19 sonrası girişi sizce hızlanacak mı? Blockchain teknoloji herkes çünkü şeyden bahsetmeye başladı. İşte temassız ödeme yöntemleri, dijital paralar falan diye. Tabii sonuçta bu süreç içerisinde çok fazla bunlar dillendirilmeye başlandı. Hani toparlayacak olursak siz önümüzdeki en azından 2-3 yıllık süreci nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte açıkçası belli sektörlerde ki işte yani şöyle söyleyeyim sana bu özellikle bu COVID sürecinde de belli sektörlerin transformasyondan geçtiğini görüyoruz. İşte özellikle eğitim mesela baktığın zaman bir anda bütün herkes hiç olaya çok şey bakanlar, negatif bakanlar bile bir anda çok geniş bir adaptasyon oldu. Hani bunun benzerini eğitim gibi diğer sektörlerde de açıkçası göreceğimizi düşünüyorum ve bu adaptasyon, transformasyonla birlikte blok zincirde daha hayatımıza girecek. Yani bu eşyanın tabiatına aykırı girmemesi olur zaten. Hı hı. Çünkü blok zincir yani adı üzerinde aslında dijital hayattaki aracıları ortadan kaldırmak ve bireyin daha bir bağımsızlığını, dijital dünyadaki bağımsızlığını sağlamak anlamında ona belli güçler veren teknoloji olarak düşünürsek dijital hayata geçişimiz de bu COVID'le birlikte çok daha artacak ki artmaya başladığını şu anda çok hızlıca görüyoruz. Ha, bunun bir sonraki adımında da o dijital hayattaki daha adaptasyonun artmasıyla birlikte biz birey olarak nasıl daha fazla bunu kullanabiliriz, kendimizi bu işin sıkıntılarından nasıl koruyabiliriz geldiği zaman, söz konusu olduğu zaman bence o zaman blok zincir teknolojisini çok daha fazla göreceğiz. Ha, keza şirketler için, bu alandaki çalışanlar için, mesela finans sektöründekiler için de benzer şekilde çok daha fazla artarak gittiğini göreceğiz. Dediğim gibi dijital hayatın artmasıyla birlikte blok zincir ve o teknolojilerin kullanımlarının da arttığını göreceğiz. O anlamda ben çok daha artı bir şekilde artarak gideceğini görüyorum. 2-3 yıl belki çok kısa bir vade olabilir. Hı hı. Bunların daha gelişmesi ve çok daha fazla hayatımıza girmesi için. Ama dediğimiz gibi bu bir aslında devrimden ziyade evrim gibi bakarsan yavaş yavaş oluyor. O şimdiye kadarki yavaşlık daha artarak gidecek. Belki 3-5 yıl sonra artık iyice patladığını göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.